Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakara suresi ayet 28'de kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Estaizu billah. Keyfe nasıl? Tekfurune. İnkar ediyorsunuz. Billahi Allah'ı. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Ve küntüm, halbuki sizler envaten ölülerdiniz. Fe ahyakum, Allah sizi ölümden sonra, siz ölüyken ondan sonra fe takibi edip yarattı, size hayat verdi. Sümme sonra yumitukum, sizi öldürür. Sümme sonra yuhyikum, size tekrar hayat verecek. Sonra sizi öldürecek, sonra size hayat verecek. Sümme sonra ileyhi, ona turcaun, döndürüleceksiniz. Subhanallah. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki siz ölüler idiniz de Allah sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek ve sonra size hayat verecek. Sonra da ona döndürüleceksiniz. Üzerinde konuşalım. Keyfe tekfurune billah, Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Fahru Gazi, Şemsul Eymme lakabı, imamların güneşi. Bakın, Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ayetinden nasıl bir hüküm çıkartıyor. Fesubhanallah. Nasıl bir feraset. Diyor ki bu ayeti kerime kişinin küfre iradesiyle girdiğine delildir. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz hitabı kişinin küfre ve inkara iradesiyle girdiğine delildir. Çünkü iradesi olmaksızın, Cebre'nin dediği gibi, küfre zorla girmiş olsaydı Allah ona Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz diye hitapta bulunmazdı. Değil mi? Çok böyle mukni bir delil. Evet, küfrü yaratan Allah'tır. Bütün fiillerin yaratıcısı, faili Allah'tır. Ama kul ne yapar? Cüz'i iradesiyle o fiilin yaratılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder ve ister. Bir kul cüz'i iradesiyle Allah'tan küfrü istemişse, kafir olmayı talep etmişse, Allah o kul hakkında kafir olmak, inkar etmek fiilini yaratır. Yaratıcı Allah'tır ama isteyen kuldur ve zaten kul iradesi sebebiyle mesul olur. Eğer kulun cüz'i iradesi olmasaydı, küfür ya da imanı seçebilme kabiliyeti olmasaydı, Cenab-ı Hak kafire Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz diye hitap etmezdi diyor Fahru Gazi Hazretleri. Yani diyor ki bu ayet-i kerime kulun cüz'i iradesi olduğuna, bu irade ile hidayeti ya da küfrü seçebileceğine delildir. Delildir. Ve Cenab-ı Hak kula ve kuntum envaten fe ahyakum hitabıyla küfründeki muhali beyan ediyor. Allah nasıl inkar ediyorsunuz?
Ya şunu bir düşünün. Siz ölüler idiniz. Yani yoktuk biz. Evvelde madde olarak hava, toprak, su burada karışmıştık. Buralarda bir yer dedik. Sonra babamızın sulbünde bir su damlası. Annemizin rahminde bir yumurta olduk, yani buydu. Sonra Cenab-ı Hak spermle yumurtayı bir araya getirdi. İlk adımımızı attık insanlığı. Daha sonra Cenab-ı Hak bize ruh üfledi. Şekilden şekile soktu ve bize hayat verdi, dünyaya getirdi. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, sizin yoktan yaratılışınız bir mucizedir. Kudretimin bir mucizesidir. Bunu gördükten sonra hala beni nasıl inkar edersiniz? Bak Kur'an'da bu hitap çok geçer. Cenab-ı Hak varlığının delillerini sunarken semadan bahseder, yıldızlardan bahseder, kuşlardan bahseder, çiçeklerden, meyvelerden, deveden bahseder. Ve bundan da çok bahseder. Hep insanın ilk yaratılışını gösterir. Öldükten sonra dirilmeyi ispat ederken de mahlukatın kışın ölüp baharda bir daha dirilmesini gösterir. Evet kardeşler, biz yoktuk. Ölüydük. Cenab-ı Hak bizi, Cenab-ı Hak bizi bakın, annemizin karnında yarattı. Yani öyle bir mucize ki, Cenab-ı Hakk'ın bir de sakladığı yer bile mucize ya. Fe subhanallah. Fe subhanallah. Kur'an'da başka yerde geçer yani. Nahl suresi ayet 78. Vallahu ahracakum min buduni ummuhatikum. Vallahu Allah ahracakum, sizi çıkarttı. Nereden? Min buduni ummuhatikum, annelerinizin karnından ki la ta'lemune şey'a, siz hiçbir şey bilmez bir haldeydiniz. Ve ce'ale lekumus sem'a, Allah size sem'a kulaklar verdi. Vel ebsar, gözler verdi. Vel ef'ide, ve Allah size kalp verdi. Cenab-ı azalarımız sayıyor yani. Allah bizi annemizin karnından çıkarttı. Kendi varlığımızı bilmez bir halde idik. Kendi varlığımızı bilmez bir halde idik. Allah bize göz taktı, kulak taktı, kalp taktı, burun taktı. Saymakla bitmeyecek kadar çok cihaz verdi bize. Lallekum teşkurun. Umulur ki şükredersiniz. Bak Cenab-ı Hak bizim yoktan yaratılmamız Kur'an'da birçok yerde zikretmiş. Burada Bakara suresinde varlığını ve birliğini ispat sadedinde bahsediyor. Ve keyfe tekfurune billah, ey beni inkar eden kullar. Beni nasıl inkar edersiniz? Ve kuntum emvaten fahyakum. Siz ölülerdiniz. Ben sizlere hayat verdim. Ölü bir mahluka hayat vermek benim varlığımı ispat etmez mi diyor. Sümme sonra yumitukum. Allah sizleri öldürecek. Biz ölülerdik. Yaratılmadan önceki halimiz, Allah bize hayat verdi, bu dünyaya getirdi. Sümme yumitukum, sonra Allah bizi öldürecek. Kabrin altına gireceğiz. Sümme yuhyikum, sonra sizi diriltecek. Sümme illey turcaun, sonra da ona döndürüleceksiniz. Şimdi bakın, ölülerdiniz, hayat verdi. Öldürecek, sonra diriltecek, sonra Allah'a döndürüleceksiniz.
Bu da 5 tane fiil var yani. 4. ve 5. fiiller. Sonra sizi yaratacak, size hayat verecek ve sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Bu ikisi aynı gibi gözüküyor. Müfessirler demiş ki aynı değil. Aynı değil. Ve bu ayeti kerimeden kabir hayatına delil çıkartmışlar. Demişler ki siz ölülerdiniz. Daha anne karnındayız. Daha babamızın sulbündeyiz. Daha bize hayat üflenmedi. Sonra size hayat verdi Allah. Annemizin karnındayken ruhu üfledi ve bu dünyaya geldik. Yaşadık. Sümme yumitukum, sonra öldürecek. Öldürdü. Kabre bizi koydular. Sümme yuhyikum, işte bu diriltilme. Sonra diriltecek ifadesi kabirdeki dirilmedir. Kabirdeki hesap için, sorgu için, sual için. Alemi berzahteki hayata işaret eder. Sümme ile turcaun, sonra ona döndürüleceksiniz kısmı da ayetin ta İsa aleyhisselamın suruyla insanlar kabirlerden kalkar ve mahşer meydanında toplanırlar. Müfessirler bu ayeti kerimedeki sümme yuhyikum, sonra sizi diriltecek bölümünü kabir hayatına delil getirmişler. Huvellezî, o öyle bir Allah'tır ki halaga lekum, sizin için yarattı. Ama o şeyi ki fil ardi, yeryüzündedir, cemi'an, tamamını. Ve subhanallah. O Allah yeryüzünde olanların tamamını sizin için yarattı. Sümme, sonra istiva, yöneldi. Nereye? İle sema, gökyüzüne. Sonra Allah iradesiyle gökyüzüne yöneldi. Fesavvahunne, ve o gökyüzündeki ecram-ı semaviyeyi tesviye etti. Seb'e semavat, 7 sema şeklinde onları tanzim etti. Ve huve bikulli şeyin alim, o Allah ki bikulli şey, her bir şeyi alimun, en iyi bilendir. Üzerinde duralım kardeşler. Huvellezi, o Allah ki halaga lekum, halaga yarattı, lekum sizin için. Lamlamı tahsis. Neyi? Ma fil ardı cemiya, yeryüzündeki her şey. Şimdi burada şöyle bir soru akla gelebilir. Allah yeryüzündeki her şeyi kimin için yaratmış? Biz insan için. Ama bazen şunu biz görüyoruz değil mi? Bir elma yaratılıyor. Hiçbir insanın eli o dala uzanmadan elma düşüyor, çürüyüp gidiyor. İnsan o elmadan istifade edemedi. Nice varlıklar var. İnsana faydası yok. En azından öyle gözüküyor. Hatta insana zararı olan haşerat var. Akrep gibi, yılan gibi. Yeryüzündeki her şey insan için yaratılmışsa, insanların bu eşyadan faydalanmaması neyle izah edilir? Ben bir vakit İznur diye bir kardeşimizle Risale-i Nur mütalaa yapıyordum. Bir yeri okurken dedi ki, ya ben yıllardan beri bu sorunun cevabını düşünürdüm dedi. Soru şu: kardeşimizin bahçesinde bir ağaç var, meyveli bir ağaç. Ağaç meyvelerini çıkartıyor, dut ağacıydı galiba. Dutlar toprağa dökülüyor. O da hep düşünüyor ki, ya Allah hikmet sahibidir. Hiçbir şeyi boş yaratmaz, israf da yapmaz. Ama bu dutları insan yemeden, toplamadan, dutlar toprağa çürüyor ve
Bad-ı heva boşuna yok olup gidiyor. Bu dutların yaratılması abes bir iş değil bizim. Yıllardan beri ben bu soruyu düşünürüm. O zaman Risale'yi okurken cevabı karşımıza çıktı. O da var zaten. Allah üstadımızdan razı olsun. Diyor ki Üstad Hazretler, eşyanın insana bakan yönü birdir, Cenab-ı Hakk'a bakan yönü 99'dur. İnsan o eşyadan istifade edemediği zaman insana bakan bir yönü kaybolur. Ama o eşyanın yaratılması hikmetsizdir denilmez. Çünkü Allah'a bakan 99 yönü bakidir. Mesela Cenab-ı Hak odutlardan konuştuk sonra. Odutları yarattı. Allah odutları kendi esma ve sıfatlarına ayna olarak halk etti. Dutu yoktan yaratmasıyla Halik, Mucit isimlerini gösterdi. O duta şekil verdi. Musavvir ismini gösterdi. Bari ismini gösterdi. Ona bir lezzet verdi. Onu besledi. Rezzak, Rahman ismini gösterdi. O dutları daldan çıkartmakla Bâis, Fâlik isimlerini gösterdi. Saymakla bitmeyecek kadar çok ismi Allah o dut aynasında tecelli ettirdi. Ve evvela Cenab-ı Hak kendi cemal ve kemalini, kendi isimlerinin o güzel tecellilerini o dutta bizzat kendisi müşahede etti. Sonra insan okumasa da Cenab-ı Hak o dut kitabını okuyacak. O dut aynasında tecelli eden isimleri, sıfatları seyredecek, melekleri, ruhanileri yarattı. O dutları onlara bir mütalagah yaptı. Bir kaside yaptı. Onlar Cenab-ı Hak'ın esma ve sıfatlarını o dutta okudular. Ve sonra insan yemedi, kayboldu, gitti. Bakın insanın lezzetlenmesine ait bir fayda kayboldu ama o dutun yaratılmasıyla beklenen bütün hikmetler vukuğa geldi. O zaman denilmez ki bu dutun yaratılması abes oldu. Şimdi burada Allah'ın her şeyi bizim için yaratması sadece bizim için yaratıldığı manasında değildir. Evet, insan şu kainatın yaratılışında noktayı merkeziyedir. Belki insan olmasaydı şu alem yaratılmazdı. Ancak bu ayet-i kerimeden yola çıkarak her bir eşyanın sadece insanın menfaatlenmesi için yaratıldığını düşünmek de ne olur? Uygun olmaz. Alemin yaratılışındaki menfaatlerin en ön safında insan olduğu için Cenab-ı Hak insana hitaben böyle der. Bu şuna benzer, yani teşbih de hata olmasın. Biz bir lokanta açtık. Lokanta açmamızın bir sebebi bir zata ikram etmek. Lakin o lokanta açmanın başka sebepleri de var. Yani insanlar o da yemek yesin, aş evi gibi kullanılsın. Bir sene desek ki yani biz bu lokantayı senin için açtık. O da bir defa yemek yesin. Ondan sonra yıkılması gerekmez. Hiç yemese bile lokantanın açılmamasını gerektirmez. Niye? Evet, hem onun için açıldı hem de başka menfaatler için açıldı. Buna böyle bakmak lazım. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Allah bütün mahlukatı bizim için yaratmış. Ama biz bizzat ondan istifade edemezsek onun yaratılması abes olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak bu alemi kendi isim ve sıfatların tecellisi için yaratmıştır. Sümme istavâ ile's-semâ. Sonra Allah semaya yöneldi. Bakın kardeşler, Kur'an da yani ehl-i sünnet alimlerinin eserleriyle okunmalı. Cenab-ı Hak insana ait sıfatlar, oturmak, kalkmak, yemek,
içmek, uyumak, yürümek, yönelmek gibi bütün sıfatlardan münezzehtir. Bunlar müteşabihtir. Cenab-ı Hak insana bildiği lisanla konuşur. Değil mi? Bu ayet-i kerimeleri anlayamayan müşebbehe gibi, mücesseme gibi çok ehli bid'a fırkalar çıkmış. İnsana ait olan sıfatları Cenab-ı Hakk'a vermişler. Ayet-i kerimeye bakmışlar. Sümme istavva ile sema. Sonra sema yöneldi. Yönelmek Allah'a ait bir sıfattır demişler. Nasıl insan yönelir? Allah da yönelir demişler aşağı ve kerim. Allah yönelmez. Bu arada yönelmek şu. Cenab-ı Hak iradesiyle semayı yaratmayı murad etti. Yoksa haşa ve kella. Cenab-ı Hak indi yeryüzünü yarattı. Sonra haşa ve kella zatıyla semaya çıktı. Fesavvahunne seb'e semavat. Ve o semavatı yedi sema şeklinde yarattı. Böyle bir mana yok. Cenab-ı Hakk'ın bir eşya yaratması iradesinin ona taallukuyladır. Cenab-ı Hak o mahlukun vücudun iradesiyle murad ettiğinde kudretiyle o eşya hemen halk olunur. O zaman sümme istavva ile sema, sonra Cenab-ı Hak iradesiyle semaya yöneldi. Yani semayı yaratmayı murad etti. Fesavvahunne ve onları o semadaki varlıkları tanzim etti. Nasıl? Seb'e semavat, yedi sema şeklinde. Bakın Cenab-ı Hak Kur'an'da semavatın yedi sema şeklinde yaratıldığını beyan buyuruyor. Ve şu anda bilim adamlarının ulaştığı netice semanın yedi katman olması. Bediüzzaman Hazretleri yedi sema tabirini tefsir etmiş. Dileyenler Risale-i Nur külliyatına bakabilirler. Ancak bu ayet-i kerimede bir müşkil var. Bir müşkil. O müşkülü halletmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de Abese suresinde sayfayı çevirdim. Cenab-ı Hak entum eşeddu halgan emis sema buyuruyor. Sizi yaratmak mı daha zor yoksa semayı yaratmak mı? Benaha, Allah semayı bina etti. Cenab-ı Hak semanın bina edilmesini anlattıktan sonra anlatıyor birkaç ayet-i kerimede. Naziat suresi ayet 20'de, ayet 30'da, abese değil, Naziat suresi ayet 30'da vel ahde yeryüzünü bade zalika, bundan sonra, neden sonra? Sema yarattıktan sonra dehaha yarattı diyor. Bakın Naziat suresinde önce semayı yarattı, sonra yeryüzünü yarattı. Ama Bakara suresinde öyle bir Allah ki yeryüzünde olan her şeyi sizin için yarattı, sonra semaya yöneldi diyor. Bakara'da önce yeryüzünün yaratılması var, sonra semavatın yaratılması. Ama Naziat suresinde tam bunun tersi var. Önce sema yaratıldı, sonra yeryüzü yaratıldı. Kardeşlerim, misyonerler, kafirler, ehli dalalet, Kur'an'ın bu gibi yerlerini topluyorlar. Ve daha sonra meselenin künhüne, mahiyetine vakıf olmayan gençleri topladıklarıyla zehirliyorlar. Bak diyorlar ki onlar, bu Kur'an Allah'ın kitabı diyorsunuz. O zaman şunu bana izah et. Bakara ayet 29. Gel bakalım okuyalım. Önce ne yaratıldı? Okuyor. Önce yeryüzü yaratıldı. Sonra Allah sema yarattı. Tamam. Okuyalım bakalım. Naziat 30. Sonra yeryüzünü yarattı. Peki burada ne yaratıldı önce? Burada semavat, sonra yeryüzü. Peki Bakara suresi mi doğru yoksa Naziat suresi?
aslında arasında hiçbir çelişki olmayan ayetlerde çelişki varmış gibi ehli imanın evlatlarına sunuyorlar ve onların Kur'an'a karşı olan imanlarını çalıyorlar. Bakın ne kadar basit cevap. Cenab-ı Hak önce yeryüzünü yaratmıştır. Sonra semavatı yaratmıştık. Sonra da yeryüzünü döşemiştik. Nazra suresinde yarattı diye mana verilen kelimenin aslı dahadır. Daha yaratmak demek değildi. Daha döşemektir. Döşemektir. Cenab-ı Hak yeryüzünü yaratmış. Ancak yaratılan bu yeryüzünde. Şu anda bizim gördüğüm bütün mahluklar yoktu. Dağlar vardı belki. Belki denizleri vardı. Ama o bitkiler, o çiçekler, o ağaçlar, denizleri süsleyen o balıklar, havada uçan kuşlar, çiçekler konan kelebekler yoktu. Cenab-ı Hak semavatı yarattıktan sonra iradesiyle yeryüzüne taalluk etti ve yeryüzünün son şeklini verdi. Bu kadar basit. Dahanın manası döşemek. Cenab-ı Hak yeryüzünü yaratıyor ancak şu anda gördüğümüz şekli hazır ile değil. Sonra Cenab-ı Hak semavatı yaratıyor iradesiyle. Ve sonra da iradesiyle yeryüzüne tecelli edip yeryüzündeki ağaçları, çiçekleri, nebatatı, bitkileri, mahlukatı yaratıyor. Sual, peki niçin Cenab-ı Hak bir anda semavatı, arzı yaratıp son şeklini vermedi? El cevap. Çünkü Cenab-ı Hak şu alemi isimlerinin ve sıfatlarının tecellisi için yarattı. Eğer Cenab-ı Hak bir anda hepsini yaratsaydı ki buna muktedirdir, Cenab-ı Hak'ın Halik ismini görürdük. Kadir, muktedir, her şeye gücü yeten görürdük. Azim görürdük, aziz görürdük. Ama peki Cenab-ı Hak'ın mükemmel ismini, kemale ulaştıran mükemmel ismini görebilir miydik? Göremezdik. O isim tecelli etmezdi. Mükemmel isminin tecelli edebilmesi için bir çekirdekten ağacın çıkartılıp ağacın yavaş yavaş kemale ulaşması lazım. Mükemmel isminin gözükebilmesi için yeryüzünün bir anda yaratılmaması lazım. Cenab-ı Hakk'ın müdebbir ismini görebilir miydik? Göremezdik. Müdebbir ismi şudur. İleride olabilecek bir hadiseyi, bir problemi daha o problem olmadan tedbirini alan demek. Bir anda yaratılsa Cenab-ı Hakk'ın müdebbir ismi gözükmezdi. Cenab-ı Hakk'ın muhavvil ismi, Allah'ın bir ismidir. Halden hale sokan. Gözükür müydü? Gözükmezdi. Alın resimlerinize bakın. Çocuktan bu ana kadar Cenab-ı Hakk'ın muhavvil ismini görürsünüz. Kodadan çıkan o tırtıldan kelebek oluncaya kadar bütün haller muhavvil isminin bir neticesidir. Eğer yeryüzü bir anda yaratılsaydı Cenab-ı Hakk'ın muhavvil ismi de gözükmezdi. Cenab-ı Hakk'ın böyle onlarca ismi var ki yaratılışta tedriciliği esas istiyor. Gözükebilmek için. Bu sebeple Rabbimiz önce yeryüzünü yaratmış, sonra semavatı yaratmış ve sonra Nazra suresindeki beyan buyurması üzerine yeryüzünü döşemişti. Son şeklini vermişti. Ayetlerin arasında hiçbir tenakuz yoktu. Ve huve ve o Allah bikülli şeyin her bir şeyi alimun. Kardeşlerim alim kelimesi Arapçada mübalagay ismi fail. Mesela alime bildi. Arapçada bilen demek isterseniz alimun dersiniz. Ama her şeyi bilen,
çok çok bilen demek isterseniz o zaman mübalağayı ismi faal vezni kullanırsınız. Alimun dersiniz. Yani mana Allah her şeyi bilendir değil, Allah her şeyi tam manasıyla, bütün incelikleriyle, kusursuz, noksansız bilendir. Bakın Cenab-ı Hakk'ın isimlerini kullanışına bakın. Cenab-ı Hak yeryüzündeki mahlukatın yaratılışından bahsediyor. Sonra semanın yedi sema olarak tanziminden bahsediyor. Sonra da diyor ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Yani bu icraatları yapabilmek için sonsuz bir ilme sahip olmak lazım. Bu ilme sahip olamayan bu fiilin faili olamaz. Ve Allah'tan başka da bu ilme sahip olacak hiçbir efendim varlık yoktu. Manayı bir daha toparlayalım. Dersimizi hatime verelim. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sizler ölülerdiniz de Allah sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek. Sonra sizi diriltecek ve sonra ona döndürüleceksiniz. Bana bak.